Ahmet! Ahmet'im! 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 Oh. Artık gitmeyeceksin. Beni bırakmayacaksın değil mi? Gidiyor musun? Evet. Nereye kadar? Ne zamana kadar kaçabileceksin? Ben bir işe bulaştım Cevriye. İlk amacım ele geçmemek, yaşamaktır. Mektup yazar mısın gittiğin yerden? O pis dünyada gördüğüm en güzel, en temiz şey sensin. Eğer dünyaya yeniden gelmek diye bir şey olsaydı, önce seni tanımak, seni sevmek isterdim. Allah'a ısmarladık. Ahmet! Ağlamak sana yakışmıyor Cevriye. Ağlayan kim? İstemiyorum. Teslim ol Ahmet. Hayır, teslim olmam. Cesedimi alırsınız ancak. Sana teslim olman için 10 dakika mühlet tanıyorum. Sizden de ölenler olacak. Emir ver gitsinler. Dağılın. Masum bir insanın ölümüne sebep olacaksın. Cevriye'yi bırak çıksın. Ateş etmeyin. Cevriye'yi yolluyorum. Hadi Cevriye. Hayır, gitmem. Saçmalamasana. Burada kalırsan ölürsün. Beraber ölürüz. Gelmiyorum. Ayrılmayacağım Ahmet'ten. İkimizi beraber öldürün. Hadi niye duruyorsunuz? Gideceksin. Hayır. Gideceksin dedim sana. Ben de gitmeyeceğim dedim. Teslim olacaksın. Yaşamak değil miydi birinci savaşın? Kapıya dön yürü. Ne olacak yürümezsem? Vuracak mısın? Ne bekliyorsun? Çek vur. Ha polisler, ha sen. Thank you.
Ben kaybettim Cevre'yi. Ama sen yaşamalısın. Ne olur durma git. Senin nasıl öleceğini görmek için mi? Senden sonra yaşayabilir miyim? Her saat, her dakika ölürüm. Bir kere ölmek en iyisi. Çıldırmışsın sen. Seninle 1000 sene yaşamış gibi hayata doydum. Yardım et bana. Her şey çok çabuk olup bitecek. Saçmalama. Hayır. Hadi Ahmet. Kavuşmamız uzun sürmeyecek. Demin enayi gibi ölmeye kalkıştım. İyi ki uymadın bana, bok yoluna gitmiştim. Sen nalları dikmek istiyorsan buyur kal burada. Tahtalı köye bir de selam söyle benden. Ben yaşayacağım. Allah'ın verdiği ömrün son nefesine kadar tadını çıkartacağım. Güle güle fosforlu. Sana da uğurlar olsun Ahmet Efendi. Cemil abi bana bir saat müsaade et. Onu sağ salim teslim edeceğim sana, yalvarırım. Tamam değil mi? Bekleyeceğim. Yetişin. Ahmet'i kurtarın. Polisler sardı benim evimde. Vuracaklar onu. O mu yolladı seni? Geldiğimden haberi bile yok. Sonu geldi demek. Öldürecekler diyorum. Yaylım ateşiyle biçecekler. 5-10 dakikası kaldı oğlunun. Onu yalnız sen kurtarabilirsin. Oğlum yok benim. Sende hiç mi Allah korkusu? Hiç mi evlat sevgisi yok? Birini gömdüğün yetmedi mi? Ahmet'e söz verdim ama her şeyi anlatacağım. Oğlun kız kardeşinin intikamını almak için katil oldu. Kardeşini kirleten herifi gebertti. Kızının namusunu temizledi. Yalan. Hayır, doğru. Kızın mezarında rahat uyusun. Başına gelenleri kimse bilmesin diye sustu Ahmet. Sizler utanmayın, başınız yere düşmesin diye ölümü göze aldı. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum. Defol git artık buradan. Babam beni aç bırakmamak için hapishanelerde veremden öldü. Sense ömrünün sonuna kadar evlat katili olarak yaşa bakalım. Yaşayabilirsen eğer. Harekete geçiyoruz. Ahmet! Dur, nereye? Bırakın! Ahmet! Ölümünü aramak, canına kıymak acizlerin, korkakların işidir.
Sen o adam değilsin oğlum. Beni bir evlat acısına daha mahkum etme evladım. Gelme baba. Beni mecbur etme ateş etmeye. Ortada bir suç varsa hepsi senin değil. Gelme. Gelme diyorum. Geliyorum oğlum. Öleceksem ecelim senin elinden olsun. Gelme baba. Gelme. Cevriye her şeyi anlattı Ahmet. Kardeşinin başına gelenleri, her şeyi. Seninle ne zamandır kucaklaşmamıştık oğlum?